Güzel Van, sadece adı güzel değil, bağları da güzel değil. Her yeri güzel. Her yerde bir aktivite. Sen televizyondaydın mı? Buraya ne zaman geldin? Buyur. Televizyondaydın mı sen? Televizyondan çıktım geldim işte. Öyle mi? Hı. Öyle bir. Her akşam tanırdık seni biz. Aman dikkat et, bu televizyonda gördüğün adamlara dikkat et. Her an televizyon ekranından vınk diye çıkıp gelebilirler. Sen dün akşam mı seyrediyordun bizi? Dün akşamı. Dün akşam seyrediyordum ben, baktım teyze dedim bana bakıyor dedim. Beni özlemiştir dedim. Bir gideyim elini öpü vereyim dedim. Ver elini öpeyim bari. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Öpeyim ya. Öyle geçmiş aklından. Sağ ol. Dedim varayım teyzemin elini öpeyim hemen. Ne yapıyorsun anneciğim burada? Çaput dolarım. Çaput mu? Çerge değil mi o? Ben böyle dolay verin o dokur. Çul değil mi o? Dokuma. Siz ne diyorsunuz buna? Dokuma derim. Dokuma diyor. Siz niye dokumuyorsunuz? O dokur, ben dokurum. Siz de anlıyorsunuz yoksa yani? Tabii. Bu nerede kullanılıyor, nerelerde? Evlerde sereriz merdivenlere, evlere. Hanımlar yapıyor bunu. Hı. Atılan bez midir bunlar? Bezler nereden elinizdekiler? Eskiyen işte şey olan şeyleri böyle keseriz, elbiseleri. Hiçbir şey zayi olmuyor hakikaten. Hı, ninelerimiz, atalarımız, dedelerimiz, hı, özellikle yokluğu yaşamış olan kesim hiç ama hiçbir şey zayi etmiyor. Tabii. Elbiseniz mi eskidi? Ne beyiz? Kesersiniz, ip haline getirirsiniz. Ondan da çul yaparsınız. Tabii. Çok mu zor günler geçirdiniz vakti zamanında siz anne? Tabii, bunları da bulamadık. Çaput da yoktu o zamanlar. Tabii. Ne yapardınız? Ya işte kendimiz ekerdik, dokurduk, eğirirdik şeyde. Eskiden bu alışveriş şeyleri de yoktu değil mi? Bakkal yok, yok, market yok, ne bileyim. Elbiseyi de kendiniz mi yapardınız? Tabii. Her şey sizin elinizde. Kendimiz yapardık. Defne işi var mıydı o zaman da? Vardı. O zaman böyle büklü de değil, diplik. Kendimiz ayırırdık. Öyle de kurduk. Şimdi bak büklü, kırılma tasası yok. Biraz daha rahat diyorsunuz yani. Bu tezgahları kim yapardı? Daha şu adam. Daha o adam mı yapıyordu? O adam ne? O adam yapar işte. Bunları da o yaptı. Dur annem dur. Elinde öyle sopayla. Destur. Öyle çok ağır bir soru da sormadım. O adam neci? Neniz oluyor sizin? Benim beyim olur. Beyin mi olur? Hı hı. Ne oldu? Ayran mı içtiniz akşam? Niye ayrı düştünüz? Gelsene dedem. Gel. Gel ya. Gel hele gel. Gel bir dedem gel. Otur hele bir. Bu tezgahı sen mi yapıyorsun dedeciğim? Benim. Tezgahı sen yapıyormuşsun galiba. Ya herkes tabii şimdi tabii usta kesildi. Şimdi bu ipliği sözden yok bundan başka. Son anne mi kaldı yani? Bu kaldı. Ya bilen yok yani bunu. Bakalım hemen arkamızdaki annemiz ne yapıyor? Siz ne yapıyorsunuz efendim? Kolay gelsin. Ben de buraya eriyorum. Bu plastik değil mi bu? Hı. Bunlar nereden abla? Atık mı gene bunlar? Atık. Eski yani. Nereden geliyor onlar? Satılan yerlerden alırız işte. Dağlardan harmanımız, ekinimizi katırız. Eski yerini böyle söker, ipler yaparız. Bunu böyle tek tek birleştiriyorsunuz, siz ip yapıyorsunuz. Hı. Bu ip ne oluyor sonra? Kullanırız. Dağlarda işte böyle şeylerde. Yani onun ucuna bağlarız, tükenikleri verirken. Ya bunu dokuyor musunuz? Dokuruz. Yani? Çuvallardan, haralardan. Çuval eskidi. Ha. Onu söküyorsun, gene ip yapıyorsun. Ha. İp yapıyoruz. Mallara, sığırlara. Sizin attığınız hiçbir şey yok değil mi anne? Biz kıymetli bir şey attığımız yok. Geldim. Ne yapmayın? Hiçbir şey atamazsın. Kıyıp da dökümeremeyiz oraya. Hiçbir şey atamıyorsunuz. Atamıyoruz. Peki bu söktürdüğünüz dişleri nereye atabildiniz mi? Onlara kıyabildiniz mi? Onu ölünceye kadar onu da atmayız. Allah gecinden versin. Yere. Altın olunca tabii eskisinin bir hükmü olmuyor. Öyle. Beyiniz mi yaptırdı efendim altın dişleri? Beyimiz yaptırdı. Ne dedi? Hanım şöyle güldüğünde... Önce ışılarsın dedi. Işılasın. Önce ışılayı verirsin dedi. Ya hanım bana öyle bir gül ki ışılı ışılıyı versin mi etrafta? Ha işte öyle dedi. Bunu siz yaptınız. Ha. Ne kadar zamanda böyle işe yarar bir hale geliyor bu? Yani bir örtüyü ne kadar zamanda yapabiliyorsunuz? Sabah oturdunuz diyelim. Sabah oturduğumuzdan beri şuncacık. Sabah kurdu işte bunu, sabah da kurdu. Nereden başladı sabah? İşte sabah. Demirden başladık. İşte İyi bayağı olmuş gene can. Olmuş mu? Herhalde bir 2 metre vardır. Bilmem. Fazladır bile. Fazla mıdır anne? Tabii.
2 metreden fazla. Bilmem. Bunu nerede kullanacaksınız efendim? Bunu şimdi merdivene sereriz, salona sereriz, dışarılara oturduğumuzda sereriz. İşte öyle değerlendiriyoruz eskileri. Diğer halıdan şey ne bunun? Farkı ne diğer halılardan? Halıdan da bir farkı yok da halıyı da serersen halıyı bunu da kullanırız. Ne isteyeceğiz? Efendim? Halıyı alamayız, bunu sereriz. Kendimi, halı dünyanın parası. Aile. Bunu satıyor musunuz aynı zamanda? Yok, satmayız. Niye satmıyorsunuz anne? Ne diyeceğiz? Kim alacak bunu canım bizden başka? Vardır meraklıları. Bilmem. Ciddi söylüyorum. Aman bir tane çul bulsak da alsak diyen çok arkadaşım var ama ah gelinler sizden sonraki kuşak bunu işleyebiliyorlar mı? Hayır yapan yok belki. Gençlerden pek yapan yok. Onun. Allah gecinden versin efendim. Size bir şey geldiğinde ne olacak bu çulları kim yapacak? Bu tezgah boş mu bu kalacak? Bu çullar boş kalır be boş ver. Halıyı herkes serer canım yani. Yolluğu çıkmış, pastası çıkmış, her şey çıkmış. Bunu kim icat etmiş annem? Sen hiç biliyor musun? Hiç fikrin var ben. Mı? Bilmem kim icat ettiğini benim bildiğim. Ama siz de nenenizden, işte annenizden görelek, siz de gördünüz. Görerek biz de uğraşıyoruz. Zor mudur bunu yapmak? Hayır zor da değil. Öğretir misin bana annem? Buyur. Buyurdum ben bile. Bence kaç tarafı. Olur. Bir göster bakayım nasıl yap. Buldum tabii bedava işçiyi gülersin. Ben de gülerim tabii. Bir görelim efendim nasıl yaptığınızı. Dayanın oğlu geliyor altına sandalye. Onu oradan getirdim. Bu ayağını basacağım. Böyle vuracağım. Sonra? Sonra bunu bu yanına diyeceğim. Gene o ayağını basacağım. Olur. Oldu bu iş oldu. Bakalım çul yapmak kolay mıymış? Zor mu? Hemen bir görelim bakalım. Dur ben sen çık bakalım anne. Öğretirsin. Bugün de biraz yoruldum ben ama. Koca karı dedi akşam dedi ona yapmama gelme dedi bana. Ayaklarını da tam ayarlayamamış bunu usta. Nerede benim ipim? Geliyor altına sandalye koyuyor. Dayımın oğluna hey, sarınsam boyuna hey, yanarım oğluna hey. Sadece yemek yemekten başka hiçbir şey yaramıyor. Ama bu kadar moral bozulmaz ki dedim. Ne demek yemek yemekten başka hiçbir şey yaramıyormuşum ben. Ha! Demek ki yemek yemekten başka işlere de yararmışım ben. Ya. Araba kullanabilirim mesela. Araba kullanabilirim. Ya da ben boş ver. Yatacağın şeyi, giyeceğin şeyleri, yiyeceğin şeyleri yapmak lazım. Araba kim olsa kullanır. Hadi getireceğim. Vay çok ağır konuştum ben. Önemli olan giyeceğini yapmak, dikmek, yiyeceğini elde etmek değil mi? Arabayı diyorsun herkes vay be. Pilotlar işi bırakın. Uçağı herkes kullanır. Dokuma yapabiliyor mu pilot? 8500 fitte 750 kilometre. Tıraş. Sen bir kere o yediğin meyveyi yapamıyorsun. Bahçe çapalayamıyorsun. Babaannem de iner havaalanına diyeceğim de olmayacak. Yani bir daha bizi uçaktan almayacaklar. Öyle değil be. Değil hayatta herkesin bir işi var be. Ama sana göre de bizim işimiz yemekten başka bir şey değilmiş gibi algıladık yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.